Ya gerçekten artık Gezi davası işte aradan 9 yıl oldu. 9 yıldır bir türlü sonuçlanmayan bir dava. Dava olması da zaten tuhaftı. 9 yılın sonunda halen olması artık bunun bir hukuk davasından ziyade bir garabet davasına dönüştüğünü gösteriyor. İnanılır bir şey değil. Hakikaten yani aradan 9 yıl geçmiş, neler geldi, neler geçti o günden sonra Türkiye'nin başından. Yani 9 yıl önce yaşananları bir hatırlasak, yani 17-25'ten önce kimler kimlerle beraberdi, bugün terör örgütü dediğimiz gruplar kimlerin yanındaydı, hangi siyasiler o gruplarla beraber hareket ediyordu, Türkçe olimpiyatlarına kimler koşa koşa gidiyordu o tarihte, yani onlar olmuş bitmiş. Bu olaydan halen daha biz Gezi olaylarını, yani bu olaydan sonra yaşanan bir olayı biz bugün halen daha mahkeme koridorlarında görüyoruz. Bu gerçekten Türk hukuk sistemi adına çok üzücü, çok yaralayıcı bir durum. Kabul edilebilir değil. Şimdi çarşı davası ayrılıyor. Bir daha 5 ay birleştiriliyor. önce birleşmişti, değil Evet, mi? birleştirmişti. Tekrar ayrıldı. Bu yani hukuk garabetinden başka bir şey değil. Ben hiçbir sonuç çıkacağını da düşünmüyorum Gezi davasından, ama süreci uzattıkça uzatıyorlar. O zaman Osman Kavala tutukluluk hali böyle devam mı edecek Ya uzunca bir Osman süre daha? Kavala davası artık bir siyasi inatlaşmaya döndü. Yani Osman Kavala davasının hukuksal zeminden çok bir siyasal inatlaşmaya döndü. Ben uzunca bir süre Türkiye'deki siyasi iklimin sakinleşmediği sürece de Osman Kavala, ne yazık ki üzülerek söylüyorum, Osman Kavala'nın serbest bırakılacağı kanaatinde de değilim. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ihlal süreci başlayacaktı. Bugünkü duruşmadan sonra bu süreç nasıl ilerler? Çok zaten olumlu bir tabloda ilerlemiyordu. Tabii çok sert uyarılar da geldi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şunu da altını çizelim. Aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kavala davasını tek dava olarak görmüyor. Kavala Demirtaş davası Evet. olarak görüyorlar. Yani siz buradan Kavala diyorsunuz, onlar oradan Demirtaş olarak algılıyorlar. Demirtaş konusunu Kavala ile bir arada karıştırmak bence çok akılcı bir şey değil. Yani doğru bir şey değil. Akılcı demeyelim de doğru bir şey değil. Yani o ikisinin dinamikleri ayrı. Yani Demirtaş'ın da hukuksal bir takım şeyleri var. Yani çok uzun süre tutuklu kaldı. Ondan sonraki davalar geldi vesaire falan. Ama şunun altını ben net bir şekilde çizeyim. Kavala davası ayrıdır, Demirtaş davası ayrıdır. İkisini aynı sepete koymak, ikisine birden hem haksızlık olur hem de Türkiye için de iyi olmaz.